Bir önceki videoda bir fonksiyonun maksimum ya da minimum değerini aldığı noktanın, mesela bu nokta A noktası olsun, A'nın kritik nokta olduğunu görmüştük. Ancak bunun tersi her zaman doğru değildi. Demek istediğim x eşittir a'nın kritik bir nokta olması, fonksiyonun a'da aldığı değerin maksimum ya da minimum olması anlamına gelmiyordu. Bu videoda özellikle de fonksiyonun x eşittir a etrafındaki türevini değerlendirerek bunun minimum mu yoksa maksimum mu olduğu ile ilgili bazı kriterler bulmaya çalışacağız. İsterseniz bir önceki videoyu hatırlayalım. Bu noktada fonksiyonun maksimum değerini aldığını görmüştük. Bu kritik noktaya x0 adını verelim. Bu noktayı kritik nokta yapan şey türevin sıfıra eşit olmasıydı. Türev sıfıra eşit olduğunda ya da tanımsız olduğunda kritik bir nokta elde ediyorduk değil mi? Evet, bu tanımımıza göre kritik bir nokta. İsterseniz şimdi bir de bu noktanın etrafında türevin nasıl değiştiğine bakalım. Bu nokta maksimum nokta olduğuna göre bu noktaya yaklaşırken fonksiyonun artması lazım. Fonksiyonun artması eğimin pozitif olması anlamına gelir. Evet, eğim değişiyor ancak pozitif olması fonksiyonun arttığı anlamına geliyor bu noktaya yaklaşırken eğimin pozitif olması, türevin sıfırdan büyük olması olarak da yorumlanabilir. Peki, ya noktayı geçtiğimizde ne oluyor? Eğim tam bu noktada sıfıra eşit. Bu noktanın maksimum olması için noktayı geçtiğimizde ne olmasını beklersiniz? fonksiyonun değerinin azalmasını, öyle değil mi? Fonksiyonun değeri azalıyorsa, eğim de negatiftir ve bu türevinde negatif olduğu anlamına gelir. Kritik bir noktanın maksimum olup olmadığına karar vermek için iyi bir kriter bulduğumuzu düşünüyorum. Ne dersiniz? Kritik noktamızın a olduğunu düşünelim. f a noktasını geçtiğimizde f x işaret değiştiriyor. Pozitifken negatif oluyor ise bu a'nın maksimum nokta olduğu anlamına gelir. Tam da burada olandan bahsediyorum. Peki bu kriterin buradaki maksimum içinde geçerli olup olmadığına bakalım. Bu noktaya yaklaşırken fonksiyon artıyor. Fonksiyonun artmasının eğimin pozitif olması anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Bu farklı pozitif bir eğim. Eğim değişiyor ve aslına bakarsanız giderek de dikleştiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda da pozitif. Evet eğim bu noktaya yaklaşırken pozitif. Noktayı geçtiğimizde de negatif oluyor. Tam bu noktada türev tanımsız ama bu noktayı geçtiğimizde işaret değiştiriyor, yani pozitifken negatif oluyor. Bu yüzden de bu iki noktanın da maksimum noktaları olduklarını söyleyebiliriz. Kriterimiz şimdilik son derece başarılı. İsterseniz bir önceki videoda kritik nokta olarak belirlediğimiz bu noktanın da e, bu x 0'dı, bu x 1 olsun, bu x 2 ve bu da x 3. Evet kriterimizin bu nokta için geçerli olmaması gerekiyor çünkü bu bir maksimum nokta değil. Noktaya yaklaşırken eğim negatif noktayı geçtiğimizde ise yine negatif. Kısacası eğimin işareti değişmedi. Yani kriterimiz bu nokta için geçerli değil. Peki, minimum noktası içinde bir kriter bulabilir miyiz? Kriterin neye benzeyeceğini tahmin ettiğinizi düşünüyorum bile. Bir önceki videoda bunun minimum olduğunu bulmuştuk. Görüyorsunuz değil mi? Peki, noktaya yaklaşırken eğime ne oluyor? Fonksiyon azaldığı için eğim de negatif olmalı, öyle değil mi? Noktaya yaklaşırken f üssü x sıfırdan küçük. Noktayı geçtiğimizde ise fonksiyon eğer azalmaya devam ediyorsa, bunun bir minimum olduğunu söyleyemeyiz, öyle değil mi? Fonksiyonun artması lazım. Aynı yeşil rengi kullanayım, evet bu noktayı geçince fonksiyonun artması lazım. f üssü x sıfırdan büyük olacak, evet bu da minimum için oldukça iyi bir kriter oldu. A'yı geçerken f üssü x işaret değiştiriyor, negatifken pozitif oluyor. A kritik noktasını geçerken f üssü x yani fonksiyonun türevi işaret değiştiriyor ise, negatifken pozitif oluyor ise bu A'nın minimum olduğunu gösterir. Ve az önce de gördüğümüz gibi x3 bu kriteri doğrulamıyor. Eğim önce negatif, sonra 0 ve sonra yine negatif. Kısacası bu minimum değil.